Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'daki PKK'nın gerçekleştirdiği terör saldırısı ve HDP'lilerin gözaltına alınması ile ilgili olarak konuştu. Bölücü terör bir kez daha iğrenç yüzünü gösterdi dedi Başbakan Yıldırım. Terör saldırısında ikisi polis 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Biz yayına girerken bu rakamın 9 olduğu ifade ediliyor idi. Ona da bakacağız birazdan. Siyaset suç işlemenin kalkanı olamaz diyen Başbakan seçimle gelip terörle iç içe girenlerin hesap vermesi gerektiğini kaydetti. Bölücü terör yapacağını yaptı. Alçak, iğrenç yüzünü tekrar gösterdi. Başbakan Binali Yıldırım terör örgütü PKK tarafından Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösterdi. Şu ana kadar 8 vefat var. 2 polisimiz var. 1 teknisyen olmak üzere 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumdadır. Hiçbir şeyden haberi olmayan masum vatandaşlarımıza ve şehrin güvenliğini, huzurunu sağlayan polislerimize karşı yapılan bu insanlık dışı alçakça saldırıyı milletçe lanetliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başbakan HDP'li milletvekillerine yönelik terör soruşturması ve gözaltıları da değerlendirdi. Hukukun üstünlüğünü tanımamışlardır. Dolayısıyla yapılan işlem mahkemelerin yaptığı çağrıyı yerine getirmemesi üzerine gerçekleşen bir işlemdir. Başbakan Yıldırım terör örgütü PKK'nın siyasi sözcülüğüne soyunan HDP'li vekillere sert çıktı. Seçimle gelip terörle iç içe girenler elbette ki bunun hesabını vermelidir. Suç işlemenin bir kalkanı olamaz. Eğer siz siyaseti suç işlemek için kendinize bir güvence olarak görürseniz büyük yanlış içerisinde olursunuz. Türkiye bir hukuk devleti. Eğer Bahçeli, Sayın Bahçeli gidip ifade veriyorsa, Sayın Baykal ifade veriyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu ifade veriyorsa, milletvekillerinin birçoğu gidip ifadelerini veriyorlarsa, HDP'dekiler de gidip ifadelerini verecekler. Bu kadar basit. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz.